Kalbin ne vaziyette senin? Abi benim kalp iyi, gayet iyi. Biliyorsun bende pil var ya. Benim evet. Kalp elektrikçi dükkanı gibi. Bütün kablolar var, piller var, aletler var, bir sürü şey var. Deli gibi orada çalışıyorlar beni ayakta tutmak için. Tabii tabii, gayet iyi. Benim bir kötülüğüm ne biliyor musun? Ne? Elektrik kesildiği zaman siz duruyorsunuz, ben yine çalışıyorum. Hayat böyle. Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Ve tiyatroya adım atması dünyaya gelmesinden çok kısa zaman sonra oldu. O bir daha vazgeçemeyeceği sahnenin ve tiyatro kulisinin tozunu yutmuştu bir kere. Ortaokul ve lise hayatı sınıfta taklitler yaparak geçmiş. Hatta bunu o kadar iyi yaparmış ki bazı sınavlardan taklit yeteneği sayesinde geçmiş. Orası lise değil. Bambaşka, çok büyük bir kavramdır diye tanımladığı Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ancak lise hayatı sadece derslerle geçmemiş elbette. Aklında gazetecilik okumak ve ardından bu tutkunu olduğu mesleği yapmak varken bir taraftan da hem basketbol oynamaya başlamış hem bateri çalmaya. Ama hiçbir tutkusu ya da hobisi diyelim bu dönemden sonra kalıcı olmamış. Sınıfta ne kadar taklitler yapsa da tiyatro yapmak da aslında aklında yokmuş. Ancak sanki çeker derler ya. Tiyatro onu çekmiş. Lisede tiyatro koluna giriyor. Hatta üstelik tiyatro kolu başkanı oluyor. Ama sahneye çıkmak istediğinden değil, bu konuda oldukça iddiasız. Onun istediği bürokratik işlerle ilgilenmek. Siz oynarsınız, ben de okulun idare işlerini hallederim diyor arkadaşlarına. Ama sonradan profesyonel oyunculuk kariyerinde de önemli yer tutacak olan 72. Koğuş oyununun sergilendiği zaman rol için oyuncu bulunamayınca berbat rolünü kendi deyimiyle oynamak zorunda kalıyor. Sonra da o sahneden hiç inmiyor zaten. Hatta hayali olan gazetecilik mesleğini bile bir kenara bırakıyor bunun için. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda okumaya başladığında zaten artık profesyonel oyunculuğa başlamıştı. Okula giderken bir taraftan sahneye de çıkıyordu. O yüzden oyunculuğu bırakıp gazeteciliğe dönmem çok mantıklı olmazdı. Gazeteciliği tamamen bir kenara bırakıp oyunculuğa devam ettim demiş bir röportajında. İşte T77 yılında adım attığı sahne macerası bu vesileyle tek yoldan devam etmiş oldu. Sayısız oyunda oynadı, birçok ödül sahibi oldu. Amatör çalışmalarını İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da yapmıştı. Arkadaşlarıyla paralarının olmadığı, oyunlarını sahneleyecek bir sahneleri olmadığı gün Beyoğlu'nda yürürlerken mezun olacağı okulla karşılaştı. Evet, birçok öğrenci okula gitmek için araştırmalar yapar, kapısında sıraya girer, sınava girerken Rasim Öztekin okuluyla karşılaştı Ferhan Şensoy'la. Yıllar sonra onun için Beyoğlu'nda gezerken bir okul buldum. Orada dünyaya bakışı, dünyayı yorumlamayı, bakış açılarını öğrendim. Yıllar sonra Beyoğlu'nda gezerken bir usta buldum kendime. Burada baş öğretmenim Ferhan Şensoy olmak üzere birçok usta benim konservatuarım oldu diyecekti. 80 ve 92 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı, içinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum gibi pek çok önemli oyunda yer aldı. Peki paran var mı? Ne için? Hangi partiden adaylığını koysan oraya para vermen lazım. Adamlar senin borbukandanı bedava yapacak değiller ya. Ya var yine adı koyduğumuz bir şey konuşmuş. Geleneksel tiyatronun en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ama dönem de değişiyordu. Televizyon girmişti hayatlara. Teknoloji her geçen gün evlerde yer almaya başlamıştı. Sahnelerin oyuncusuyken artık yeni başlayan dönemle evlerdeki ailelerin bir ferdi haline gelecekti. Türk halkı güldüren kişileri severdi. Ama zekasıyla güldüren kişileri daha çok severdi ve onu daha çok sevdiler. 92-95 yılları arasında Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile müzik komedi, Hülya Avşar ve Demet Akbağ ile de mega show programlarını yaptı. 94'te Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, 2071'de Türkiye adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Bu arada içinde gazetecilik ruhu hep kalmış olacak ki zamanla TRT'de program metin yazarlığının yanında çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Hayatı tiyatro, sinema ve dizi üçgeni arasında şekillenmişti. Bu da demek oluyordu ki her kesimden, her ilgi alanından seveni vardı. Herkese tek tek ulaşmıştı. Çünkü sinema yaptı diye tiyatro izleyicisi de vazgeçmemişti ondan, dizi yapıyor diye sinema severler de burun kıvırmamıştı. Ona kalsa sahneden hiç inmeyecekti aslında ama yoğun da bir tempoda çalışıyordu. Ve bu tempoyu bıçak gibi kesmesine neden olacak engel çıktı önüne 2000'lerin başında. 2004'te kalp yetmezliği tanısı kondu. Zaten tek rahatsızlığı da bu değilmiş. Kalp yetmezliği, şeker ve KOAH hastalığının üstüne eklenmiş.
Kendini kronik hastalıklar koleksiyoneri olarak tanımlıyor bu yüzden. Tanının konulmasının ardından tiyatro için daha az enerji harcaması gerektiğini söylediğinden doktoru, performans sergilemeyi dizi ve film çalışmalarının ardına koymuştu. Ancak bundan uzunca bir zamanda vazgeçmemişti. Eskisi kadar sahneye çıkmasa da sevenlerine yüzünü ve oyunculuğunu dizi ve filmlerde göstermeye devam etti. Yine de sahneye çıkmaya devam etmesi, Türk tiyatrosunun güldürü geleneğini yaşatması onu bu geleneğin nişanesinin sahibi yaptı. Türk tiyatrosunda hem tülüyat tiyatrosu hem de orta oyunu geleneğini bir arada sergileyen Kel Hasan Efendi, huy olarak da orta oyunundaki kavuklunun tiyatro sahnesindeki karşılığı olan bir tipti ve kullandığı o kavuk, Türk tiyatrosunda simgesel bir değer haline gelmişti. Kel Hasan Efendi bu kavuğu kendi yetiştirdiği İsmail Hakkı Dümbüllü'ye teslim etmişti. O zaman bu zamandır kavuk Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törenle devredilmeye devam eder. İsmail Hakkı Dümbüllü'den sonra kavuğun sahibi Münir Özkul, ardından da Ferhan Şensoy oldu. Ferhan Şensoy ise kendi yetiştirdiği, bu geleneğin her bir inceliğini aktardığı, birlikte oyunlarda sahne aldığı öğrencisine, Rasim Öztekin'e 2016 yılında Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu kavuğu emanet etti. Kavuk için yıllar önce "Aman sakın ha bana vermeye kalkma, benim rahat başımı belaya sokma" demiş Rasim Öztekin Ferhan Şensoy'a. Ama Şensoy'un söz dinlemeyeceğini de biliyormuş aslında içten içe. Fakat bildiği bir şey daha varmış anlaşılan. Kalp rahatsızlığı nedeniyle o kovuğu başına geçirip performans sergileyememekten korkuyormuş bunu teslim alırken. Öyle de olmuş. Ve hatta bunun için içimde bir ukdedir demiş yine bir röportajında. Zaten sağlığı 2009 yılının Ocak başında Boş Gezen ve Kalfası adlı oyunu oynarken bozulmaya başlamıştı. Oyun sırasında rahatsızlanınca kalbine pil takıldı. O saatten sonra da sahnede hiç olamadı zaten. Kalbi de, doktorları da buna izin vermedi. Kavuğu Ferhan Şensoy kadar uzun tutmak yerine kısa zamanda devretmek istediğinden 20 Eylül 2020'de Şevket Çoruk'a devretti. Bu aradaysa daha az yorulacağı işlere imza attı. 72. Koğuş, Tersine Dünya, Gora, Pardon, Mandıra Filozofu gibi filmlerde rol aldı. Son zamanlarda en çok da 80'ler dizisindeki Fehmi Baba karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Ancak bu sefer de koronanın gelmesi onu sevenlerinden uzaklaştırmak zorunda bıraktı. Kronik hastalıkları nedeniyle diziye ara verip evinde vakit geçirmeye başlamıştı. Geldik gidiyoruz. Biz mahalleli ve seyircilerimiz çok güzel bir aile olduk. Kalplerimiz hep bir olsun. Yapamadıklarıma değil, yapabileceklerime odaklanıyorum artık demişti yine bir röportajında. Zaten anlaşılan o ki hayata hep pozitif tarafından bakmaya alışmıştı. Zaten bu kadar gülen, aynı zamanda bu kadar güldüren bir adamın kötülüklere odaklanması da beklenemezdi. Klasik araba ve futbol tutkusu devam ediyordu. Evet, belki sahneye çıkamıyor, belki ekranda görünmüyordu ama gençlere bu sefer de YouTube üzerinden ulaşıyordu. Ancak 2021'in 7 Mart'ında kalbiyle bir anlaşmazlık yaşadı kızı Pelin Öztekin'in de dediği gibi. Kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaydı. Sevenleri, eşi, kızı, tüm dostları ondan gelecek iyi bir haber bekliyordu. Çünkü gençlik yıllarında çekildiği o fotoğraflarda omuz omuza büyüdüğü, hem Türk tiyatrosunu hem Türk sinemasını birlikte büyüttüğü arkadaşlarının çoğu göçüp gitmişti. Geçmişe dair güzel anıların kahramanlarından birinin daha aramızdan ayrılacak olması korkusu bile yeterdi. Ama o korkulan şey oldu. 8 Mart'ta akşam saatlerinde Rasim Öztekin 62 yaşında bu dünyaya gözlerini yumdu. Türk halkı Rasim Öztekin'i kaybetmişti. Ama belki de o bir yerlerde dostlarıyla, Münir Özkul'la, Erol Günaydın'la, Tuncel Kurtiz, Savaş Tinçer'le bir masada oturmuş, uzun zamandır yapamadıkları o dost sohbetine kaldıkları yerden devam ediyordur. Ruhu şad olsun.